İstanbul'un en hareketli ve ulaşımı en kolay bölgelerinden olan Kadıköy'de Kartal metrosu hattı ve Söğütlüçeşme Avcılar metrobüs hattına birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunan okulumuz, modern ve klasik mimarinin bütünleştirildiği görkemli binasıyla 26 dönümlük geniş bir alan üzerinde inşa edilmiştir. Toplamda 7000 metrekarelik alana sahip 40 dersliği, farklı branş ve araştırmalar için gerekli olan tüm donanımlara sahip 4 farklı laboratuvarı, zengin kaynak çeşitliliğine sahip modern kütüphanesi, öğrencilerin kendilerini ev konforunda hissedebilmeleri için gerekli bütün imkanlara sahip 400 öğrenci kapasiteli pansiyonu, halı sahası, adını 15 Temmuz şehitlerinden alan muhteşem bir konferans salonu ve kapalı spor kompleksi ile okulumuz 2013-2014 eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir. Orma sönmez bu şafaklarda güzel asacak. Teknik ve fiziksel donanımının yanı sıra tecrübeli yönetici ve eğitim kadrosuyla okulumuz bilgisi, kültürel birikimi, başarı düzeyi, özgüveni ve sahip olduğu tüm değerleriyle insanlığın ortak kazanımları olan evrensel değerleri özümsemiş, yaratılanı yaratandan ötürü sevebilen, toplumsal sorunları tahlil ederek bunlar için çözüm üretebilen, farklılıkları kültürel zenginlikler olarak görebilen, insanlığın ortak aklıyla doğru sonuçlara ulaşabilen ve topluma yön verebilen bireyler yetiştirmek gayesindedir. İngilizce ve İspanyolca hazırlık sınıflarıyla uluslararası alanda söz sahibi olmayı hedefleyen öğrencilerimizi yüksek öğrenime en verimli şekilde hazırlıyoruz. Ülkemizde liseler arasında ilk defa uygulanan akıllı kütüphane sistemini öğrencilerimizin hizmetine sunan kütüphanemiz, zengin ve nitelikli kitap çeşitleriyle gençlerimizin hizmetindedir. Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerinin tam olarak sağlanabilmesi için basketboldan voleybola, futboldan okçuluğa kadar pek çok aktiviteyi gerçekleştirebilecekleri spor alanları sunmaktayız. Bu görkemli kurumu bize tahsis edenlere, emeği ve katkısı olanlara şükran borçluyuz. Hamdolsun. O kadar bahtiyarım ki İmam Hatip Okulu'na gittim, orada okudum, orada Kur'an ve siyer ile ilim şehrinin havasını teneffüs ettim ve oradan mezun oldum. Fakat biz bunlardan ibaret değiliz elbet. Bütün bunlar bir öz içindir. Zira petek bal içindir. Asıl olan baldır. Özdür asıl olan. Her biri ayrı bir değer olan hocalarımız eşliğinde günün her saati farklı bir etkinlik var bizde. Geleceğin hattatları bir köşede yazı, tesip meşk ediyor. Öte yanda ney sesleri inler derinden derine, Mevlana dönemlerinden. Bazen antrede birkaç öğrenci ayakta, biruni edasıyla, hocalarıyla bir probleme yoğunlaşmışlar. Adı üstünde, problem. Zor sanki. Kimyacının çay içecek vakti yok gibi görünüyor. Keşke geçmişte bilim dehalarının da soracak kimseleri olsaydı. Bütün koridorlarımızda tarihe yön vermiş şahsiyetler, durduğunuz yerden tarihe yolculuk yapabilirsiniz. Alın tarihçiyi yanınıza, hangi çağa gitmek isterseniz gidin. Ne öğrenmek istiyorsanız öğrenin. Estetik, güzellik ve söz sanatları edebiyatın konusu. Zaten biz de imam ve hatibiz ya. Güzel konuşmalı, güzel yazmalı, güzel yapmalı, güzellik kaygısını asla göz ardı etmemeliyiz. Edebiyatçılarımız ve geleceğin edip ve şairleri arılar gibi çalışır.
Bir gün veda hutbesi okur ciddiyetle. Bir başka gün bir başkası bir şiir mırıldanır. Ya da haykırır sahneden. Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'tan, Cahit Zarifoğlu'ndan ya da bir başkasından. Batı'dan ya da Doğu'dan. Bir sınıftan Kur'an sesi yankılanmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ca'akum rasulun min anfusikum aziz. 9. sınıftan bir öğrenci ezber veriyor anlaşılan. Hafız olma arzusunda. Üst katta İngilizce, İspanyolca hazırlık bölümleri ve Arapça, Kur'an-ı Kerim ağırlıklı 9. sınıflar. İngilizce çağın iletişim dili. Hemen herkese ulaşabileceğiniz etkili bir araç. İspanyolca, Endülüs medeniyetinin yaşandığı yerlerde ve dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak konuşulan bir dil. Arapça ise Kur'an dili, medeniyetimizin dili, bizim dilimiz. Akşama doğru dersler biter, kurslar başlar. Bazıları üniversite sınavına hazırlanmaya, bazıları da yazılım tasarım çalışmalarına, bilim teknoloji kulüplerine, ebru ve kaligrafi atölyelerine, tefsir, hadis ya da siyer sohbetlerine giderler. Örnek şahsiyetlerimizi, değerlerimizi ihya etmeye gayret eden örnek öğrencilerimiz var bizim. Kurslar biter, etütler başlar. Bu kurs ve etütler okulumuz hocaları eşliğinde akşam 21'e kadar devam eder. Üçüncü kattan gelen sesler münazara grubundan. Her konudan bir tartışma çıkarır onlar. Karşılarına çıkan kim olsa alt ederler. Günün her kavşağında bir diriliş, bir namaz vakti koymuş Yaradan. Namaz vakitleri sonrası çok canlıdır bizim mescit. Cuma hutbelerinde, minberde heyecan eksik olmaz. Mihraptan Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mısır esintisi getiren kıraatler yankılanır zaman zaman. Namaz araları, küçük sohbet ve ders halkaları oluşur mescitte. Anadolu'nun değişik kentlerinden ve İstanbul'un hemen her ilçesinden okulumuzu tercih eden öğrencilerimizin yarıya yakınını okul yurdumuz barındırmaktadır. Taşra'dan gelen gençler bu yurtta barınmakta, kendilerini, manevi dünyalarını disipline etmekte, kardeş değerinde arkadaşlar edinmekte, sürekli olarak birbirlerini geliştirmektedirler. Bizler milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen, topluma yön veren, ülkemizin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi tertemiz bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu neslin milletimize en hayırlı hizmetleri yapacağına, yeryüzünün her köşesinde zulme karşı çıkıp mazlumun umudu olacağına inanıyoruz. Daha adil ve daha güzel bir geleceğin İmam Hatip gençliği sayesinde gerçekleşeceğini biliyoruz. Kim var diye seslenilince, sağına soluna bakmadan fert fert ben varım diyebilen, her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir gençlik. Bizler geleceğin doktoru, mühendisi, öğretmeni, hakimi, savcısı, akademisyeni, senaristi, oyuncusu, yazarı, ilahiyatçısı, imamı, hatibi, cumhurbaşkanıyız. Yarınlar biziz.